Özdeşliklerden yararlanmanın üçüncü başlığı olan tam küp kısmındayız. Bu sefer A artı B'nin karesi değil de A artı B'nin küpünü istiyor. Bir de A eksi B'nin küpünü istiyor. Yine şuradaki iki formülü bilmeniz gerekiyor. Bu formülleri nasıl açıyoruz? Şuradan başlayalım. A artı 2'nin küpünü al demiş. Karede yaptığımız gibi yapacaksınız. Birincinin küpü dedim. Araya artı koydum, 3'ü yazdım. Birincinin karesi dedim, 2. dedim. Araya artı koydum, 3'ü yazdım, 1. dedim. 2'nin karesi dedim. Araya artı koydum, en son 2'nin küpü dedim. Buradan düzelttim, 1'nin küpünü yazdım. 3 kere 2'den burası 6. A'nın karesi oldu. 2'nin karesinin 4 olduğunu biliyorsunuz. 4 kere 3'ten buraya 12 A dedim. En son 2'nin küpü 3 tane 2'yi çarptım. 8 dedim. Bitirdim. Yani A artı 2'nin küpü A küp artı 6 A kare artı 12 A artı 8'miş. Eksili olursa ne yapıyorum? Aynısı, herhangi bir farkı yok. Birincinin küpünü yazdım. Araya artı 3'ü koydum. Bu sizin kuralınız. Çarpı dedim. Birincinin karesini yazdım. İkinciyi yazdım. Eksili olunca bu şekilde parantezi yazmayı unutmayın. Orası önemli. Sonra tekrar araya artı 3'ü koydum. Bu üçler sizin kuralınız. Birinciyi yazdım. İkincinin karesi dedim. Araya artı koydum. İkincinin küpü dedim. Buradan düzenleyelim. A küpü yazdım. 3 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 9 A'nın karesi dedim. Eksi 3'ün karesinin 9 olduğunu biliyorum. 9 ile 3'ü çarptım. Buraya artı 27 A dedim. Eksi 3'ün küpü 27 ama eksi geleceği için eksi 27 dedim. Bakın eksideki formülümü burada da buldum. Buradaki eksilerin sebebi buradaki ikincinin üzerlerinin tek olmasından kaynaklanıyor. Yani eksili bir ifadenin küp açılımını yaparken eksi artı eksi şeklinde gitmesine dikkat edin lütfen, yoksa hatalı olur. Eğer size başında katsayı verirse ne yapıyorsunuz? Az önceki yaptığım gibi birincinin küpünü alıyorum. Bu kuralım zaten. Araya 3'ü koydum. Bu da kuralda var. Birincinin karesini yazdım. İkinciyi yazdım. Araya yine artıyı koydum. 3'ü yazdım. Birinciyi yazdım. İkincinin karesini aldım. En son ikincinin küpü dedim. İkincinin küpünü de aldıktan sonra hadi işlemi düzeltelim. A'nın küpünü alıyorsanız katsayısının küpünü almayı ihmal etmiyorsunuz. 2'nin küpü 8. 3 tane 2'yi çarptım buraya. 8 yazıp yanına A küpü koydum. Artı dedim. 3 kere 3. 9 dedim. 2'nin karesi 4. A'nın karesi A kare dedim. Artı dedim. 3 kere 2 6 A dedim. 3'ün karesi 9'u koydum. En son 3'ün küpü 3 tane 3'ü çarptım. Buraya 27 dedim. Hadi en son düzenlemesini yapalım. 8 A küp. 9 kere 4 36 A kare dedim. 6 kere 9 54 tane A dedim. En son artı 27 dedim. Burada önemli olan birinci de A'nın küpünü alırken katsayısının da küpünü alıyorsunuz. A'nın karesini alırken katsayısının da karesini alıyorsunuz. Dikkat edin lütfen. Devam ettim. Yan taraftayım. Hatırlarsanız bunu kare kısmında yapmıştık. Bu sefer bana küp demiş. Hadi küpünü yapalım. Buradan küp
küpünü aldım. Ne demiştim size? Sol tarafın küpünü alıyorsanız eşitliğin bozulmaması için sağ tarafında küpünü alın. Buranın da küpünü aldım. Düzenlemeyi yaparken şuradaki formülümüzden yararlanmalısınız. Ne yaptım? Birincinin küpünü aldım. Artı koydum. 3'ü yazdım. Birincinin karesi çarpı ikinci. Artı 3 yazdım. Birinci çarpı ikincinin karesi. En son ikincinin küpü dedim. 4'ün küpü 4 kere 4 16. 3 ile çarptım. Burası 64 çıktı. Benden istediklerini yan yana yazarken diğer tarafta da düzenlemelerimi yapayım. X küpü yazdım. Artı 1 bölü x küpü yazdım. Artı dedim. Buradaki x karenin ikisiyle bu x birbirini götürdü. Burada 3x kaldı. Buradaki x de buradaki x karenin ikisini götürdüm. Orada sadece 3 çarpı 1 bölü x kaldı. Eşittir 64'müş. Ortak çarpan parantezine alma işlemi yapmam lazım. Kimler ortak? 3'ler ortak. O zaman x küp yazdım. Artı 1 bölü x küp yazdım. Benden istenen kısım. Artı 3'ü koydum. Burada x'im kaldı yazdım. Burada 1 bölü x'im kaldı. Onu yazdım. Eşittir 64 dedim. Adam bana x artı 1 bölü x'in 4 olduğunu vermiş. Burada çarpma işlemim vardı. 3 kere 4 12 dedim. Artı olunca bu tarafa ben bunu eksi 12 diye attım. Şuradan komple kurtuldum. O zaman x küp artı 1 bölü x küp eşittir. 64'ten 12 çıkarttım. 52 kaldı. Burası tam küple anlatacaklarım olduğu yer.